OHAL süreci başladığından bu yana, yani 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'den 12 bin civarında dolar milyoneri sermayesini yurt dışına taşıyarak ülkeyi terk etmiş. Bu Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Bitmek bilmeyen OHAL belirsizliğindeki antidemokratik ortamda çoğunluğu bu ülkenin beyin gücü olan orta sınıf ve üstü sermaye geleceğini artık burada göremiyor. Sonuç olarak yatırımcılar özellikle son yıllarda Türkiye'yi tercih etmek bir yana şirketini kapatıp gidiyor. Siyasal erkin gücüne pusan, yargıya güven sağlanmadan ve demokrasisi güçlü olan bir ülke olmadan ne yerli sermayeyi bu ülkede tutabilirsiniz ne de yurt dışındaki sermayeyi ürkütmeden ülkeye çekebilirsiniz. Çevre ve Enerji Komisyonu üyeleri olarak geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Almanya ziyaretimizde de görüştüğümüz yatırımcılar, ülkemizin jeopolitik konumu açısından yatırıma çok müsait bir yer olmasına karşın bürokrasi, güvenlik sorunu, demokrasi açığı ve öngörülemeyen bir ülkeye dönüşmesi yüzünden Türkiye'ye yatırım yapmaya çekindiklerini bizzat bizlere ilettiler. Peki arkadaşlar, şu çok açık ki bu ülkede yatırım ortamı yasal güvence ve toplumsal barış sağlanmadan asla düzelmeyecektir. Öncelikle ülkemizde cari açıktan çok daha önemli olan demokrasi açığını kapatmamız gerekir. Yatırımcının güven duymadığı, kendini güvende hissetmediği, her an çatışmaların ve kavgaların olabileceği bir iklimde yatırım yapmasını beklemek hayalden öteye gidemez. Demokrasisi, bağımsız yargısı, hukukun üstünlüğü, özgürlükleri yara almış, yoksulluğu, gelir eşitsizliği gün geçtikçe büyüyen bir ülkede yatırımcı durmaz. Çağdaş bir eğitim sistemi, güven veren bir adalet sistemi olmadan üretim de olmaz, bilim de olmaz, özgürlükler de olmaz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.